Daha önce asit baz titrasyonu nasıl yapılır öğrenmiştik. Şimdi de biraz redoks titrasyonundan bahsedelim. Diyelim ki elimizde demir 2 artı katyonlarını içeren bir çözelti var. Bu çözeltideki katyonların derişimini bilmiyoruz. Ama redoks titrasyonu yaparak kolayca bulabiliriz. Mesela çözeltimiz 10 mililitre olsun. Ayrıca bu çözelti asidik özellik taşısın. Burada biraz sülfürik asit olabilir. Bu da bize çözeltide hem demir iki katyonları hem de asidimizden gelen bir proton kaynağı olduğunu gösterir. Bu çözeltiye ekleyeceğimiz şey potasyum permanganat. Dolayısıyla burada olması gereken şey potasyum permanganat. Yani KMnO4. Potasyum permanganatın derişimi yani başlangıç derişimi 0,02 molar olsun diyelim. Diğer yandan potasyum permanganat tabii ki de permanganat anyonunun da kaynağı olacak. Sonuçta bu K artı ve MnO4 eksi olacak. Evet, burada bir permanganat anyonu kaynağımız var. O zaman biz bu permanganat çözeltisini yavaş yavaş kendi çözeltimizin içine ekleyeceğiz. Bunu yaptığımızda redoks tepkimesi gerçekleştirmiş olacağız. Burada gördüğünüz şey zaten denkleştirilmiş bir redoks tepkimesi. Eğer bir redoks tepkimesini nasıl denkleştireceğinizden emin değilseniz, bununla ilgili hazırlanmış olan asidik ortamda gerçekleşen redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi adlı videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada kısaca yükseltgenme basamaklarına da bakalım ki bunun bir redoks tepkimesi olduğunu gösterelim. Oksijen için burası eksi 2 olacak. 4 tane oksijen olduğuna göre eksi 2 çarpı 4, eksi 8. Ama toplamda eksi 1 yüke ulaşmamız gerekiyor. Öyleyse manganezin yükseltgenme basamağı artı 7 olmalı. Çünkü artı 7 ve eksi 8 bize toplam yük olan eksi 1 verir. Manganezin yükseltgenme basamağı artı 7'yi buraya yazalım. Bir de ürünlere bakalım. Elde edeceğimiz şeylerden biri Mn2 artı. Yani bunun yükseltgenme basamağı artı 2 olacak. Manganezin yükseltgenme basamağının artı 7'den artı 2'ye düştüğünü görüyoruz. Yükseltgenme basamağı azalıyor. Demek ki redoks tepkimesinde indirgenen manganezmiş. Şimdi bir de reaktantlardan biri olan demir 2 artıya bakalım. Adından da anlayacağımız üzere yükseltgenme basamağı artı 2. Ürünlere baktığımızda ise demir 3 artı görüyoruz. Yükseltgenme basamağı da artı 3 olmalı. Yani demirin yükseltgenme basamağı artı 2'den artı 3'e çıkıyor. Yükseltgenme basamağı artıyor. Bu da demirin yükseltgenmiş olduğunu gösteriyor. Aslında potasyum permanganatı çözeltin içine ekledikçe burada gördüğünüz ürünleri oluşturuyoruz. Bu iyonların rengi yok. Bu yüzden çözelti de renksiz oluyor. Permanganat tepkimeye girdikçe kendi gibi mor renkli değil, tam tersine renksiz bir çözelti elde etmemiz gerekiyor. Oldukça fazla permanganat eklediğimizi düşünelim. Çözelti de olması gerektiği gibi hiçbir renk oluşmadı. Ama tek bir damla daha eklediğiniz zaman açık mor rengin oluştuğunu gördük. Her şey tertemiz gözükürken bir damla permanganat çözeltiyi açık mor yaptı. Bu aslında titrasyonun son noktasını belirtiyor. Son nokta diyebilmemin nedeni, biraz önce söylediğim gibi ürünlerin aslında renksiz olması. Burada açık mor elde etmemiz, çözeltinin içinde tepkimeye girmemiş permanganat iyonlarının olduğunu gösteriyor. Bu da demir 2 artıların tamamen tepkimeye girip harcandığının kanıtı. İşte bu noktada titrasyonu durdurmamız gerekiyor. Sonuçta en son noktaya ulaştık. Bunu yaparken de bir miktar permanganat çözeltisini kullanmış olduk. Permanganat çözeltisini bu noktaya kadar kullandık diye düşünelim. Eğer yaklaşık olarak burada başlamışsak, çözeltinin bu kadarlık bir kısmını kullanmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu miktar 20 mililitre olsun. Yani demir iki artının hepsinin tepkimeye girmesi için 20 mililitre potasyum permanganat çözeltisi kullanmış olalım. Bizim buradaki amacımız neydi? Demir 2 artı iyonlarının derişimini bulmak. Eğer demir 2 artı iyonlarının hepsinin tepkimeye girmesi için kullanılan potasyum permanganat iyonlarının mol sayısını bulursak bence bu derişimi de bulabiliriz. Mol sayısını molarite ve hacmi kullanarak hesaplayabiliriz. Şurada kendimize biraz daha yer açalım. Bildiğiniz üzere molarite mol bölü litreye eşit. Permanganatın molaritesi 0,02. Diğer bir deyişle permanganat iyonlarının derişimi 0,02. Bizim aradığımız şey mol sayısı. Titrasyon için 20 mililitre harcamıştık. Bu da 0,02 litre eder. Mol sayısını bulmak için bu iki sayıyı çarpmak gerekiyor. 0,02 çarpı 0,02. 0,0004'e eşit. 0,0004 aslında bize demir 2 artı iyonlarının hepsinin tepkimeye girmiş olması için gereken permanganat iyonlarının mol sayısını veriyor. Bunun için bize 0,0004 mol gerekliymiş. Bu tamam. Şimdi de ilk başta ne kadar demir 2 artı yonu ile başlamış olduğumuzu bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de denkleştirilmiş redoks tepkimesi kullanmamız lazım. Tek yapmamız gereken tepkimedeki kat sayılara bakmak. Çünkü kat sayılar bize moller arasındaki oranı verecek. Permanganatın kat sayısı 1, demir 2 artın ki 5. Dolayısıyla permanganat ve demir 2 artı arasında bir mol oranı yazarsak permanganat 1, demir 2 ise 5 olacak. Bu şekilde de bir oran çıkarmış olacağız. 1 bölü 5. Burada fark ettiyseniz permanganat payda bulunuyor. Demek ki mol sayısının da buraya yazmamız gerekiyor. Demir 2 artının tepkimeye girmesi için kaç mol permanganat kullanmamız gerekmişti? 0,0004'tü. Değil mi? Yani elimizde 0,0004 mol permanganat var. Burada x ilk başta kaç mol demir 2+ artı ile başladığımızı gösteriyor. x'i bulmak için 0,0004'ün 5 katını almamız gerekiyor. x 0,002 çıktı. x neydi? Tekrar hatırlayalım. Demir 2 artının başlangıçtaki mol sayısıydı. Neredeyse bitirdik. Çünkü şimdi bulmamız gereken şey artık demir 2 artının derişimi. Mol sayısını bulduk. Hacmi de zaten 10 mililitre olduğunu biliyoruz. Elimizdeki mol sayısı 0,002. Başlangıç hacmi ise 10 mililitre. Diğer bir deyişle 0,01 litre. 0,002'yi 0,01'e bölersek derişimi bulmuş oluruz. Sonuçta 0,2 molar. Bu çözeltinin içindeki demir 2 artının başlangıç derişimini bulmuş olduk. Aslında bu soruyu çözmenin başka bir yolu olan molarite 1 çarpı hacim 1 eşittir, molarite 2 çarpı hacim 2 denklemini buraya uyarlayarak da kullanabilirdik. Ama ben oturup bu işlemleri en baştan yapmayı ve neler olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum.